Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kendi yarım asırdan daha uzun hayatıma geri döndüğümde, şahsiyetimin oluşmasında Allah'ın üzerimdeki nimetlerini sayarken, henüz beş yaşında babamın gayretleriyle, onun üstün himmetiyle hafızlığa başlayıp, on yaşına gelmeden de, iyi bir hafız olmamı Allah'ın bana nasip etmesini hiçbir şeyle bu dünyada tartamıyorum. Bu bir. İkinci olarak da Allahu Teala'nın henüz 20'li yaşlarımdayken 7 yıl kaldığım Mekke hayatını bana nasip etmesini, üniversiteyi orada okumamı, İslam ümmetinin pek çok büyüğüyle orada tanışmamı, Arapça derinliklerine orada girmemi, kitap dünyasını tanımamı, günlük olarak neredeyse her yatsıyı Kabe'yi de kılmayı bana nasip etmesini hayatımın ikinci büyük nimeti olarak görüyorum. Elbette iman nimetinden sonra. Üçüncü nimet de allah Teala'nın hafız genç bir mümin olarak beni 1974 yılında İmam Hatip Lisesi öğrencisi yapması olarak görüyorum. Hafızdım. Epey bir ilmuhal bilgim vardı. Ama Gazi Osman Paşa İmam Hatip Lisesi'nde İstanbul'da öğrenci olduğum zaman İslam ve hayatın kesiştiği noktada buldum kendimi. Rabbime hamd etti. geçmişimde bana kimlik kazandırdığına inandığım nimetlerinden biri de bu 7 yıllık, o zamanki yıllara göre 7 yıllık İmam Hatip Lisesi dönemimdir. Şimdi önemli bir bölümü ahirete intikal etmiş. Çok mübarek hocalarım ve o okul ortamındaki samimi kardeşlerim. Dünya konularını konuştuğumuz, her gün yeni bir proje için oturumlar, toplantılar yaptığımız o İmam Hatip günlerim benim için hayatımın manevi ve maddi bölümünde en ağır iz yapan çok önemli günlerim oldu. Şimdi nasıl yorumlanır bilmiyorum. Ama ben İmam Hatip Lisesi'nde öğrendiğim Arapçayla Mekke Ümmülkura Üniversitesi'ne müracaat ettiğimde üniversite şeriat fakültesine intikal etmek için girdiğim imtihanda benim Arap olduğumu zannetmişti komisyon üyeleri. Allah Teala Riyad'a muhafaza buyursun. Arapçam iyidir demiyorum, diyemem. mi? Ama Türkiye'den Gelmiş bir öğrencinin onların sorduğu sorulara Arapça cevap vermesi, hafızım deyip sordukları sahifeleri okumuş olmama hayret etmişlerdi. Sen Türkiye'li değilsin de Türk pasaportumu taşıyorsun gibi bir soru sormuşlardı. O zaman ilk bu imtihandan sonra, intikal imtihanından sonra Kabe'ye gittiğimde, şimdi çoğu vefat etmiş olan hocalarıma rahmetler okudum, dualar ettim tavaf edip onları hayırla yad ettim. Beni iyi yetiştirdiler diye. Allah onlardan razı olsun. Ben İmam Hatip Lisesi'nde çok şey kazandım. Müslüman karakterimin sahibi olmayı düşündüm. Hafızlığın kadru kıymetini anladım. İnsan tanıdım. Elhamdülillah İmam Hatip öğrencisi olmak bir menhiyata bulaşmama engel oldu. Ya da Allah Azze ve Celle bunları sebep Şimdi imam hatiplerde bu olur olmaz. Bunun sosyolojisini, psikolojisini konuşmuyorum. Ben bu nimeti zikrederek Rabbime şükretmek istiyorum. Bu ama bir nimeti Rabbike fehaddis. Allah'ın nimetini konuş. Dediği için Kur'an-ı Kerim bu nimeti konuşuyorum. Ve Rabbime hamd ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil alemin.